Merhaba arkadaşlar, Generative ekranlarına hoş geldiniz. Bugün Avrupa Ligi maçına devam edeceğiz. Üçüncü maçımızla ekranlarda olacağız. Zagreb-Lubin maçıyla ekranlarda olacağız. Bizden ayrılmayın. Aynen öyle. Zagreb maçına kimle? Turuncu formaları var. Çıksınlar mı böyle? Yani onlar turuncu. Biz kendi formamızla oynamaya devam edelim. Ben. Akşam. Kadroda değişiklik yapmaya gerek var mı hocam? Salih aldık işte. Ağlayıp duruyordu. Artık hocam beni niye oynatmıyorsun? Küstüm dedi en son. Biz de onu aldık. Bakalım. Bir oynasın da görelim. Hırs yapmıştır belki. İyi şeyler yaparsa neden oynamasın değil mi? Formayı hak ediyorsan. Yani öyle. Tilemans'ı kestik be. Daha ne yapalım ya? Niye biz bu antrenmanlarda hep takılıyoruz ya? Oo, neler yapıyor öyle? Kim öğretti bu hareketleri böyle? Başlayalım artık. Avrupa Ligi'nde 3. maçımız Zagreb-Lubin. Diğer ikisini yendik ve 6 puan aldık. Manchester'ı açıkçası beraberliğe razıydık Manchester'da ama gözler biraz daha iyi olmuş bu sefer. Biraz Avrupa Ligi maçı. Sesini mi açmışız biz bunun sesini kısalım. Yankı yapmasın. Biz bu kadar dursak da yeter. Bu görüntüler çok hoş ya. Aynen. Bak. Alex de Souza'ya benzemiyor mu? Şu mu? Biraz tandırdı. Bir kabaklığını istiyor işte. Vaat ediyor ya. Türk şeyi bu herhalde Müslüman herhalde. Kim o ya? Skirtle. İmana geldi Skirtle. Türkiye'ye geldi ya. Belki Müslüman olmuştur. Güzel orta. Hadi be. Vuramadı herhalde konular. Ben de hakeme 2-3 maçtır pas atıyorum. Adam sarı ya. İmleş çıkarmaya çalışıyorum kafasında falan. Hayır. Helal be. Çıktı mı? Çıkmadı ya. Şimdi sağ. Çok iyi be. Yes, gidiyor. Bakalım nereye kadar gidecek. Çok iyi yere gitti aslında. Ya, vur. Ve gol. Salih. Vay canına. Adam bir bildiği var. Ya. Gerçi boş kal ya. Tamam. Orada olması bile. Önemli. Ama iyi vurdu ya, topu öyle vurmak oldu. Ben şimdi duramıyorum. Bir yana kuşuyor ya, topu çıkarmadı. Asit yaptım. Salih Uçan. Çok da benzememiş ama. Ağzıları benzememiş de. Ooo. Lens oldu. Ah be. Çok iyi pozisyon. Çok iyi yere ve gol. Mehmet Topal. Ya o kadar da laf ettik adamı. Al diyor şu an. Çok iyi yükselmiş. Abi Fener gerçekten böyle olmasa keşke ya. Ya bu oyuncuyu alırsam gerçi kadroda çok farklı oyuncu yok da işte bir yanaç çok alan var. 0 dakika 71. Çok güzel. Oh. Ne yaptı öyle? Hocam kalkamadı. Fal de yok. Çok güzel. Çok güzel. Skirtle neler yapıyor öyle. At artık onu ya. Ya arkadaş kaçar mıyım böyle diyor. Bir de yaptı bu ne? Verdi geri aldı ve bitirici vuruşunu yaptı. Yani maçı 2 maçtır. Boşta geldi. Evet. Yani köşeye. Şeytanın bacağını kırmayı başardı. Gol yoktu herhalde. Ben hiç hatırlamıyorsun. Atıyorsun ya. Ya arkadaş anlatamıyorum atıyorsun. Nasıl arkadaşlar? Takviye kuvvet çağırdığım kadar varmış değil mi? Ayıpsın. Her zaman bekliyoruz. Ben de şuna gideyim ben. Taraftarlar 4-4-4-4 diyor. Salih.
Alper'e vurdu. Alper! Of, oo. Kaleci fotoğraf çektirdi. Çektirmedi bile. Tüm maç böyle bir şut bekliyordu herhalde. Kendini affettirmeye çalışıyor. 3 tane gol yemiş. Oo. O zaman hakem maçı bitiriyor. Fener yine tarih yazdı. 3-3 yapıyor Avrupa Ligi'nde. Ve Bursa'dayız. Stadio Clasico'da. Ya sen Bursa'daki Stadio Clasico stadını bilmiyor musun? Bilmem ya. Stadio Clasico. Ulu Cami'den aşağıya giderken. Baksana şu seyircine. Ambiyans müthiş. Ne maçıymış ya? Süper Lig maçı. Süper Lig maçı ya. Çok para istedi. Hoca ver penaltıyı. Sakatlandı vallahi, sakatlandı. Tüh, kim o? Hoca ya, bari pozisyon geçeydi ya. Oo. Mehmet Topal abi, ooo en iyi oyuncumuzlardan biri gitti bir de. Hani Doğayı mı alacağız şimdi onun yanında? Yok mu oradan olacaktır ya? Ofansif ortası alıp Tilemans'ı geri çekeceğiz. Tilemans'ı geri al, aynen. Tufan'ı buraya alacağız. Tilemans'ı şuraya alacağız. Zaten yanlışlar dönüyormuş Tufan. Buraya da bunu alacağız yani, başka çare yok. Aynen. Ya da işte Salih'e, Van Persie'yi de alabiliriz. Salih'e muhtaç kaldık. Salih'e olaydı. Keşke çıkarmasaydık. Oo. Nasıl hareketler elemanı? Vur artık. Vallahi. Oha. Üstüne gitti ya. Üstüne gitti. İyi çıkardı Harun. Bensin ortası. Vurun artık. Vur Volkan. Ah Volkan Şen, ah. 3 sefer bastım kareye ama vuramadı. Bildiğimiz Volkan Şen olmaya başlamış. Gerçekçi. Çok gerçekçi yapmıştı. Çok iyi bir pas. Ozan Tufan yine olmadı. Vallahi sağlı sollu ama olmuyor. İlk yarı sona eriyor. En azından şut kurtarmamış. Şut gelmemiş. Ama golü bulamadık. Tüh, sakatlık iyi olmadı ya. Aynen. Mehmet Topal. Bilal kısa girdi. Yine iyi çıkıyorlar ya. Daha da yapmıyor çıkarken. Çok iyi bir pas. Offside yok. Hakim gel. Adama teptim. Adama teptim. Ah ah ah. Çok sağlam vurdum. Tekmeli ya. Direkt goldü ya. Kaval kemiğini. Bitti. Muhtemelen. Olmadı, olmadı, olmadı. Of. Vay be. Çok çabaladık. İyi oynadılar ya. Kaç maç oynadık? 2. Bir tane daha oynayacağız yani. Aynen. 2 mi oynadık? 2 oynadık. Under 1 7.8 almış ortalama. Akşam saat 20'de. Başlıyorum abi. Tamam herhalde. Aynen öyle. Biz kaçıncıymışız? Gaziantep'e bak lan. Anam puan kaybetmişiz biz ya. 4 beraberlik ne var mı? 4 beraberlik aldım. Ne bileyim ben, ne ara aldım. Başlarda çok aldım demek. Bambaş pozisyonda gidiyor. Atar mı? At Salih. Salih. At Salih. Yazıklar olsun Salih. Evet. Seni kim aldı bu takıma? Babacan Fener'e karşı hep böyle. Bileri kurtarıyor. Hadi oğlum Roman. Salih yine mi atamayacak? Salih! Sefer attı. Salih bir heyecan yarattı önce. Hüküm de atamamıştı. Hüküm de atmıştı. Tamam, sallanacak var, sallanacak. Aşağıdakine mi atacaktık? Bir daha. Arkadaş ne pas attım be. Ah bir de vur, biraz. Vur vur. Gözü korkuyor. Penaltı. Penaltı mı? Hocam bir de kırmızı vermesi lazım artık. Ne hiç yapalım mı? Bence şey yapalım ha. INFC'yi alıp onu attıralım. Yok attık. Pörsü gidiyor. Çıkardım. Topun başından ya. Aslında buna da attırabilirdik abi. Salih mi çıkardın? Hadi yan açı kullanıyormuş. Kullan sen de.
Gol gol gol. Her giden bir bayrağı vuruyor ya. Köşe bayrağı şu gönderdi. Oyuncu kim ya? Kaleci Iheanacho. Side oynuyor ya. Mr. Side. 19 yaşında mı? Transfer etmesi. Yani stopu bile vermiyor. Endo. Stoper değil mi? Stoper. Vuruşu da fena değilmiş. Ve maç bitiyor Fenerbahçe. Bir maç aradan sonra galibiyetle yanışıyor. Bu bizim 3. maçımızdı değil mi? Aynen aynen. 2 galibiyet, 1 beraberlik. İyi de işte Galatasaray farkı açarsa sıkıntı olur. Ya canım nereye açıyor ya sen de? Ne maçı var bundan sonra? Kupa maçı var herhalde. Hep de kupa maçlarına denk geliyorsun. Hop dur şimdi. Heh. Basın toplantısı. Manchester United geçen nasıl yendiysek bu sefer de yeneceğiz diye sinirlendireyim mi? Bizim deplasmanda oynayan ama. Yok bizim sahamızda oynanacak ya. Deplasmanda yendik biz onları. Öyle mi? He, tamam o zaman. Takılma bunlar dedim. Çok kötü antrenörler bak. Bakalım ne olacak, çok merak ettim. Norveç'te istiyormuş bir de. Oo, çok istiyorlar da işte. Bir teknik direktörü 1000 takım ister bir tane alır yani. Antrenmanı da yaptır. Şimdi antrenmanda top kontrolü ve dribbling artsın, mantıklı. Top kontrolü zaten iyi, Tielemans'ın. Dribbling de fena değil. Dayanıklılığı artıyor gerçi bu. İyi mi bu antrenman onun için? Ona karar verelim. Yeah, bence Donnarumma'nınki iyi. Yani kaleci pozisyonları, refleksler artıyor. Olması gereken şeyler. Golleri var. Yani Ozan bile gol attı. Onu evet. Dağıtması lazım. AC falan aldı bunlar. Yenetçi almış. 80 olamadı hala. Hangisi önce olacak bakalım. Ve Manchester maçına geliyoruz. Meydan okudu diyor. Ne demişiz? Haberler. Oo, bayağı da fark atmış ha. Haberlere nereden bakıyorduk? Şuradan. Aynen. Gireceğin Giovanni. Meydan okudu diyor. Daha çok var diyor. Ancak Fenerbahçe ve Manchester United bu yılki turnuvada bir üst tura kalabilmek için final gibi bir maç oynamak zorundalar. Önemli maç öncesi Hasan Elcener'e. Açıkçası rakibimizin daha çok ligi düşündüğü kanısındayım diyor. Hmm. Kupayı ikinci planı atmış olmadan şahsen şaşırmam diyor. Galatasaray'ın iki takım arasında güç farkı var fakat kupa maçlarının sürpriz sonuçları her zaman açık olduğunu unutmamak gerek diyor. Yani onların bizden güçlü olduğunu kabul etmişiz. Aynen. Yani onu da edelim artık. Ve Manchester maçımız. Oha 9 puanımız var, iyi. Öyle canım, baksana 3'te 3 yapmışık ya. Bir tane daha kazanırsak daha garantiliyoruz değil mi? Aynen, bu maçı alırsak bitiyor. Bu maçı ne zaman oynayacağız peki? Tabii ki bir dahaki bölümümüzde. Bir dahaki bölümde. Aynen evet, öyle. Nasip. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Lütfen videoların devamı için bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer hala abone olmadıysanız bundan sonra gelecek farklı oyunlar ve FIFA'nın devamı için de abone olun. Unutmayın. Bir dahaki bölümde görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.